Hasan Cemal, sevgili Celal başlangıç gurbette, memleket hasretiyle gitti. Adam gibi adamdın, iyi gazeteciydin, seni yeşil yurt dışkı yedirme haberiyle hatırlayacağım hep. Celal Başlangıç, Cizre'nin Yeşilyurt köyünde, 1989 yılı Ocak ayında, Cumhuriyet gazetesi için dışkı yedirme olayını kovalarken, sabahın köründe Ayşem uyandırdı, kalk kalk, Celal Başlangıç ölmüş. Yazı yazman lazım. İçim acıyor. Çok severdim Celal'i. Adam gibi adamdı. İyi gazeteciydi. Mesleğini severek yapardı. Sürgünde, gurbette, memleket hasretiyle öldü gitti köyünde. Bir süredir hastaydı, dün gece yarısı fenalaşmış. 67 yaşındaydı. Kahvemle birlikte bilgisayarımı açıyorum. Hatıralar dipsiz bir kuyu gibi. Almanya'nın, Köln, memleketinde kurduğumuz rakı sofraları, Korşun Neps akşamları gözümün önüne geliyor. Ayşe Yıldırımla Osman Okkanla sıcak sohbetlerimizi anımsıyorum. Yaş ilerledikçe etraf tenhalaştıkça gidenlerin arkasından birkaç satır yazmak galiba artık bana düşüyor. Celal başlangıç 1989 yılı Ocak ayında bir gün Evdeyim, telefon, ne bok mu yedirmişler? Celal başlangıç çizreden gece vakti arıyor. CHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün Güneydoğu gezisini izlemekte olan Celal. İdil'in girişinde köylüler konvoyun yolunu kesmiş. O sırada İdil'li bir avukat, Hasip Kaplan, Celal'in eline bir mahkeme dilekçesi sıkıştırmış. Celal de Cizre'ye gelince, gece vakti, İpek yolu üstündeki bir kahvede dilekçenin altında imzası olan dört köylü yıl buluşmuş. Sonra da hemen beni aramıştı, Hasan abi galiba olay doğru. Jandarma hem dövmüş adamları hem bok yedirmişler. Celal emin misiniz? PKK'nın dezenformasyonuna gelmeyelim. Sen istersen yarın köye kendin git. İnsanlarla konuş. Sonra beni ara. Celal Başlangıç ertesi gün akşama doğru yeniden aradı. Cizre'nin Yeşilyurt köyüne gitmiş, köylülerle konuşmuştu. İlginç bir tanık vardı. Diyanet'in köye atamış olduğu Konyalı imam Köyün kendi beslediği imam gibi o da dışkı yedirme olayına tanık olmuştu. Jandarma ona arkasını döndürmüştü, olayı görmemesi için. Ama neyin olup bittiğini görmüş, Celal'e de anlatmıştı. Celal, pi kakalı mı bu köy? Benim istihbaratıma göre değil, ancak sempatizanlar vardır. Korkudan, şundan bundan yardımcı olmuş olabilirler. Kapalı olan köy okulunun camları köy çocukları tarafından kırılmış, içeri girilmiş. Buraya büyüklerini yapmış çocuklar. Yedirilen dışkılar da buradan alınmış. 23 Ocak 1989 tarihli Cumhuriyet'in birinci sayfasından Celal Başlangıç'ın haberi üzerine yazmıştım. Ertesi gün yazı işlerinde tartıştık konuyu. Ve gazetede yayımlamaya karar verdik. Konu her şeyden önce insan haklarıyla ilgiliydi. Biliyordum, Güneydoğu'da kelle koltukta görev yapan askerlerin, güvenlik görevlilerinin, İnsan hakları, deyince tüylerinin nasıl diken diken olduğunu. O yüzden adım adım gidecektik. Önce Cumhuriyet'in birinci sayfasındaki köşeme köylülerin savcılığa verdikleri dilekçelerini yorumsuz yayımlayacaktım. Olaya burasından girecek, sonra aşama aşama tarafların görüşlerini alarak büyütecektik haberi. Tarih, 23 Ocak 1989, Cumhuriyet'in birinci sayfasındaki köşemde gerçek neyse ortaya çıksın. Başlığını taşıyan şu yazım yayımlandı. Mardin'in Cizre ilçesinin Yeşilyurt köyünde 14 Ocak'ı 15 Ocak'a bağlayan gece yarısı neler yaşandı? Bu sorunun karşılığı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılmalıdır. Aşağıda Cizre Cumhuriyet Savcılığına verilmiş bir dilekçe var. Virgülüne bile dokunmadan aynen köşeme alıyorum. Müşteki: Abdurrahman Müştak, Kamil Müştak, Abdullah Gündoğan, Bahattin Müştak. Sanıklar: 14 15 Ocak 1989 günü Yeşilyurt Köyü'ne gelen güvenlik kuvvetleri. Suç, Efra'da sui muamele, işkence. Olay, 14, 15 Ocak 1989 gecesi saat 2'de Cizre'ye bağlı Yeşilyurt Köyümüz, jandarma, komando, özel tim ve diğer güvenlik güçlerince sarılmıştır. Sabaha doğru köy yakınında bir eşek ve iki sıpa karaltı olarak görülmüştür. Açılan ateş üzerine eşek yaralanmıştır. Köye giren güvenlik görevlileri ise köyden üç kişinin kaçtığını söyleyerek, tüm köylüleri kadın erkek bir araya toplamışlardır. Evler aranmış, hiçbir suç unsuru bulunmamıştır. Kadınların tek tek ağızları açılarak bakılmış, üstleri aranmış, tüm erkekler yüzük oyun yere yatırılmıştır. Burada sürekli olarak siz PKK'yı besliyorsunuz, düşmansınız, bu köyü yıkacağız diyerek her türlü küfür edilmiştir. Yeşilyurt köyü merkez olup, kömürlü, üç tane üzümlü, fıstıklı, yukarı çeşme ve aşağı çeşme mezraları vardır. Bu mezralardaki göçebelerin iki gün içinde terk edilmesini muhtara emir vermiştir. Köy muhtarına sen devletin değil, PKK'nın muhtarısın denilmiş, yere yatırılan köylünün sırtında, karda kışta saatlerce güvenlik güçleri gezmiş, kabadaya katılmıştır. Muhtar Abdurrahman Müştak, amcası Kamil Müştak, Abdullah Gündoğan ve Bahattin Müştak soruşturmaya alınmış, saatlerce dayak atılarak yaralanmışlardır. Çevreden insan pisliği toplatılarak muhtarın amcası Kamil Müştak'a zorla, tek tek yaşlı genç demeden pislik ağızlarına verilmiştir. Daha sonra bu insan pisliğini Kamil Müştak'ın oğlu Bahattin Müştak'a zorlan babasının ağzına verilmiştir. Yaşlı olan Kamil Müştak, Abdurrahman Müştak, Abdullah Gündoğan yaralanmış. 15 Ocak günü köylü bırakılmamış, şikayet etmeleri önlenmiş, Kamil Müştak ve Ahmet Kaya Yalınayak Kar'da 7 kilometre ötedeki Cizre ilçesine götürülmüştür. Köyde hiçbir suç unsuru bulunmadığı halde, her türlü aşağılık, yakışıksız ve yasalara aykırı olarak bize suy muamelede bulunulmuş, işkence yapılmıştır. Deliller ve şahitler, Salih Kayar, Abdullah Madak, Ahmet Bağlan, Mehmet Said Bozkurt, Mehmet Mübariz, Mahmut Diri ve Köy İmamı Mevlüt Altunbay Sonuç ve istek, yukarıda açıkladığımız şekilde bana yasaya aykırı olarak sui muamelede bulunanlar, işkence edenler haklarında müştekiyim. Devlet hastenesine sevkimin yapılarak sanıkların tecziyesini saygılarımla arz ederim. 16 Ocak 1989, Müşteki, Yeşilyurt Muhtarı Abdurrahman Müştak, Kamil Müştak, Bahattin Müştak, Abdullah Gündoğan Gerçek neyse derhal ve tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılmalıdır. Canım şimdilik başka bir şey yazmak istemiyor. Cumhuriyette çıkan bu yazımla birlikte kıyamet koptu. Kopacağını zaten bekliyorduk. Devlet ve hükümet kaynakları tarafından, PKK'ya alet olmakla, maksatlı yayın yapmakla, asılsız iddialar yaymakla suçlandık. Olay büyümeye, haberleşmeye başladı. Yalnız Cumhuriyet'in değil öteki gazetelerinde manşetlerine tırmandı. Dış basın devreye girdi. Bu tarihte Kenan Evren Cumhurbaşkanı, Turgut Özal Başbakan, Mesut Yılmaz Dışişleri Bakanıydı. Evren'in 1989 yılı Şubat ayı sonundaki bir dış gezisini izliyordum. Heyette Mesut Yılmaz da vardı. Bir akşam vakti Hindistan'ın Bombay kentindeki Oberoi otelde kendisiyle sohbet etmiştik. Yeşilyurt olayına dışkı yedirmeye inanamadığını söylemişti Mesut Yılmaz. Diyarbakır'daki Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bilgi verirken "Yok böyle bir şey, size bok yediririm." demiş. Hepsi o kadar. Yılmaz buna inanıyordu. Ayrıca askerlerin bir şey yapanı biz kendimiz cezalandırıyoruz ama kamuoyuna yayılırsa görev yaptıramayız." dediklerini nakletmişti. Başbakan Özal ise dışkı yedirme olayının gerçek olduğunu biliyordu. Anap Diyarbakır milletvekili olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nurettin Dile'ye bir sohbet sırasında olayın doğruluğunu söylemişti. Birkaç gün sonra da Özal'ın ağzından "Evet doğru, dışkı yedirdiler." manşeti Güneş Gazetesi'nde patlamıştı. Aradan 5 yıl geçti. 17 Eylül 1993'te Sabah Gazetesi'nde bir haber çıktı. Türk hükümeti Cizre'nin Yeşilyurt köyüne 1989 yılında düzenlenen operasyonda, Binbaşı Cafer Tayyar Çağlayan'ın zorla, dışkı yedirdiği, dört köylüye tazminat ödenmesini kabul etti. 1989 yılında ortaya çıkan işkence olayının ardından yargılanan Binbaşı Çağlayan suçlu bulunarak 12 ay hapse mahkum olmuştu. Cezası paraya çevrilip tecil edilince dört köylü, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na gittiler. Komisyon, Yeşil Yurtlu köylülerin başvurusunu kabul edip Türk hükümetiyle dostane çözüm bulunmasını istedi. Türkiye, dışkı yedirilen köylülere 200 er milyon lira tazminat ödemeyi önerdi. Köylülerin avukatı Hasip Kaplan ise tazminatın kişi başına birer milyar lira olmasını istedi. K. Aplan tekrar komisyona başvurdu. Komisyon şimdi dosyayı bir raporla İnsan Hakları Avrupa Divanı'na sevk edecek. Buradan çıkacak karara Türkiye uymak zorunda. Sevgili Celal, huzur içinde uyu kardeşim. Sabah sabah bu yaşta ağlattın beni.